Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere emeklilerimiz son 3 yıl içerisinde gerçekten büyük bir ekonomik krizin içerisine girdi. Ve maalesef mevcut enflasyondan dolayı da bu vatandaşlarımızın emekli maaşlarıyla geçinebilmeleri, ay sonunu getirebilmeleri mümkün değil. Neredeyse bankaya borcu olmayan emeklimiz yok. Kredi kartının kölesi olmuş vaziyette tüm emeklilerimiz. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın durumu ise daha da içler acısı. Biliyorsunuz bir kişi vefat ettikten sonra onun eşine %25 kesinti yapılarak maaş ödeniyor. Eğer çocukları da varsa bu oran daha da düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı emeklilerle ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki Kasım ayında emeklilere bir sefere mahsus olmak üzere 5000 TL ödeyeceğiz dedi. Çalışan emekliler bundan yararlanamayacak dedi. Ve bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz dul ve yetim maaşı alanlar da 5000 TL alamayacaklar. Eğer çocuk yoksa vefat eden kişinin eşi 3750 TL alacak. Çocuğu varsa eşi 2500 TL, çocuğu ise 1250 TL para alacak. Şu anki ekonomik şartlar içerisinde bu 5000 TL'nin vatandaşın kanayan yarasına merhem olacağına inanıyor musunuz? Bu yarayı, bu kanı durduracağına inanıyor musunuz? 5000 TL ile arkadaşlar hiçbir vatandaşımızın hayatında bir değişiklik olmayacak. Şimdi bunu biz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Peki bizleri yönetenler bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Şimdi en düşük emekli maaşı 7500 TL. Kıymetli izleyicilerimiz, 7500 TL ile bir kişinin geçinmesi mümkün mü? Bir ailenin geçinmesi mümkün mü? Eğer mümkün diyorsalar biz onlara 7500 TL değil 15000 TL verelim. Buyursunlar, ay sonunu getirsinler. 5000 TL'yi vatandaşa vermek demek tamamen bu emeklimizle dalga geçmekten başka bir şey değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu bir gerçek. Biz anlatıyoruz ve şunu diyoruz. Emekliler sadaka istemiyor. Emekliler çalışma hayatı boyunca ödemiş olduğu primlerinin karşılığı olan insanca yaşayabilecekleri bir maaş istiyor. Yani mesela 5000 TL'yi verdiler, çalışanlara vermiyorlar değil mi? Neden vermiyorsunuz? Bu çalışan insanlar keyiften mi çalışıyor? Para yetmiyor. Almış olduğu maaş yetmediği için çalışmaya devam ediyor. Son yıllarda böyle bir moda çıktı. Bir kısmına var, bir kısmına yok. Şimdi yarın öbürsü gün ben size söyleyeyim bak. Söylemedi demeyin. Çalışanlara bayram ikramiyesi vermiyoruz derseler şaşırmayın. Bu başlangıç. Ya zaten altı üstü 5000 TL dediğimiz para 5-6 kişi gidelim bir yerde oturalım yemek yiyelim ödeyeceğimiz para. Bu hale geldi. Bu hale geldiği için bugün emekli isyan ediyor. Şöyle bir durum var tüm dünyada böyle. Emekliye verilen para boşa ödenmiş para olarak görünüyor. Gerçekten böyle. Şimdi memurumuza verdiniz mi? Verdiniz. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıktı mı? Çıktı. Ocak ayında en az %50 oranında da yine memur emeklilerine, memurlara zam gelecek mi? Gelecek. Peki memura var da emekliye, işçiye niye yok? Merak ediyorum. Neden yok? O senin vatandaşın. Bu da senin vatandaşın. Asgari ücret 11.402 lira. Biz şunu söylüyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin. Şimdi asgari ücretinde yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çalışanlar asgari ücret alıyor değil mi arkadaşlar? Ben şunu söylüyorum. İşverenin sırtına da bu yükü yükleyemeyiz sadece. Devlet almış olduğu sigorta primlerini düşürsün. Vatandaşın en düşük alacağı asgari ücret 15.000 TL olsun. Devlet fedakarlık yapmıyor.
işverenin sırtına yüklüyor. Şimdi bakın arkadaşlar, vicdanlı olmak gerekiyor. Şu anda bir kişinin maaşı ve sigorta prim ödemesi 16.000 TL'yi geçiyor. Yaklaşık 17.000 TL. Ekonomik şartlar ortada. İşveren 10 kişi çalıştıracağı zaman en az arkadaşlar 170.000 TL ödemek zorunda. Biz şunu söylüyoruz. Madem öyle, tamam, asgari ücret 15.000 TL olsun. Primleri arttırmayın. İşverenin devlete ödeyeceği primi arttırmayın. Siz devlet olarak bunu göğüsleyin. Vatandaşın alacağı en düşük asgari ücret 15.000 TL olsun. Emekli maaşını da en düşük 15.000 TL'ye çıkartalım. O zaman vatandaşın kanayan yarasına bir merhem olunur. 5.000 TL ver, ona var, buna yok. Dul yetime 3 kuruş. Biz sorunu çözdük. Hayır. Çözmüyorsunuz. Daha çok tepki alıyorsunuz. Yine sosyal medyadan görüyorum kıymetli izleyicilerimiz. Bakın. Bu ülke hepimizin ülkesi. Hepimizin vatanı. Başka vatanımız yok. Ana vatanımız. Bak, ben her videoyu açarken diyorum ki ana vatanımız. Gidecek başka yerimiz de yok. Hepimiz dünyanın değişik noktalarında yaşıyor olabiliriz. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de. Ama bizim ana vatanımız Türkiye. Ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da tıpkı Almanya'daki gibi, Fransa'daki gibi, Hollanda'daki, İsveç, İsviçre, Danimarka, Amerika, Kanada, Belçika, Avusturya'daki gibi insanca yaşamasını istediğimiz için bunları konuşuyoruz. Bizim vatandaşımızın bir Alman'dan ne eksiği var? Fazlası var, eksiği yok. Ancak emekli bugün bankaların kölesi haline geldiyse, borç bataklığının içerisinde yüzüyorsa, Ali'nin külahını Veli'ye geçirip, o kredi kartından alıp bu kredi kartına yatırıp, ondan borç alıp bundan borç verip falan vesaire, bu iş sürdürülebilir bir durum değil. Emeklinin, asgari ücretle geçinenin ve işverenin bu konuyla ilgili durumu mutlak surette gözden geçirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, emekli sadaka almıyor, istemiyor, hakkını istiyor. 25-30 yıl boyunca çalıştı, üretti, Türkiye'nin kalkınmasına alın teri döktü. Siz ona kalkıyorsunuz, en düşük 7500 TL diyorsunuz emekli maaş. Olmaz. Buna karar veren siyasetçilerimizin bir kez daha düşünmesinde fayda var. Gerçekten emeklilerimizin durumu içler acısı. Bakın, o kadar çok sorun var ki çözmek istedikten sonra hepsi çözülebilir. İntibak yasası bekleyenler var. Daha çok çalışmış bir arkadaşına göre. Daha çok prim ödemiş. Ama kendisinden daha az çalışan ve daha az prim ödeyen arkadaşına göre daha az para alıyor, maaş alıyor. Diyeceksiniz ki olur mu? Evet. İşte bu adaletsizliğin giderilmesi için çıkartılacak olan yasanın adı intibak. Bununla ilgili ayrıca önümüzdeki günlerde özel bir video yapacağım. İntibak bekleyen tüm vatandaşlarımızın bu beni takip etmesini rica ediyorum. Bakın, bunun yanı sıra dul ve yetimden kesilen %25'lik kesintinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki biz boğaz hesabı yapıyoruz. Bir kişi öldü, %25'ini kesiyoruz diyor. Şimdi size bir soru. Vefat eden kişi sağlığında sigorta primini eksik mi ödedi de sen ondan %25'ini kesip eşine ya da çocuklarına veriyorsun? Hadi geçin. Geçinebiliyorsan. Taş mı yiyecek bu emeklinin eşi, çoluk çocuğu? Taş mı yiyecek? Arkadaşlar, gerçekten en temel insani gösterge nedir biliyor musunuz? Vicdandır, bak, vicdandır ve empatidir. Yani karşındaki insanın yerine kendini koyarsın. 7500 liraya, 6000 liraya bu dul yetim maaş alanlar, 5500 lira maaş alanlar nasıl geçinecekler size soruyorum ya. Ev kiralarının Türkiye'deki durumu ortada. Hayat pahalılığı ortada. Bu parayla bu insanlarımızın geçinebilmesini beklemek doğru değil. Yapmayın. Biraz vicdan diyorum, biraz empati diyorum. Olmaz. Bu şekilde hiçbir şekilde vatandaşlarımız mutlu olamaz. En düşük emekli maaşı 15.000 TL olmalıdır. Yine en düşük asgari ücret 15.000 TL olmalıdır. Başka bir yolu, yöntemi yok. Geçinemiyor kardeşim vatandaş. Gördüm sosyal medyada birileri paylaşmış. İşte 5000 TL devletimize teşekkür ederiz. Ederiz devletimize teşekkürü. Tabii ki ederiz. Biz devletin düşmanı değiliz ki. Bu devletin vatandaşlarıyız hepimiz. Ama
5000 TL bu sorunu çözecek mi? Bu 5000 TL'yi verdik, vatandaşın derdine derman olduk diyorsanız benim artık söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız ve görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşınız. Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuya. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun, benim de hiç olmazsa bir maaşım olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi siz de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden işlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız ve nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Geleceğinizi Türkiye'de nasıl garanti altına alacaksınız? İşte şimdi bunu anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde, geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, İster olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar, evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz, peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek.
Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere %50 indirim var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.